Hadi bana okulunu göstermeyecek miydin? Evet, sınıflar şimdiye kadar temizlenmiştir herhalde. Bizim orkestra çalışmamızı izlemek için kalacak mısın? Tabii, yolu göster. Ay, sana da ikimizin gençliğini hatırlatmıyorlar mı? Ufacık bile hatırlatmıyor. Ormantik olmaya çalışan Watts ve onu durduran Eva. Şu oyunu bir kaydedelim. Dosya 3. Ha, bu okul tanıdık gözüküyor. Dünya küçük. Ama yine de sanırım birçok moruk aynı bölgede büyüdü. Ya da yapımcılar Burası ise sanat sınıfımız. Muhteşem. Bu çizimlerden sana ait olan var mı? Hayır, benimki çöpe gitti. Bunlar iyi olanlar. Yazıkla. Niye konuşmuyorsunuz gençler? Nasıl böyle güzel çizebiliyorlar bilmiyorum. Keşke onların yarısı kadar güzel çizebilsin. Senin de farklı bir yeteneğin vardır dostum, o kadar üzülme. Aha, yine buradalar. Kafeterya kilitli mi? Yok be, sadece oraya gitmekten hoşlanmıyorum. Yemek yemek için buradan daha güzel ve sakin yerler var. Şuraya girek. Buraya da soktun mu kızı? Bilgisayar odası. Counter oynat. Herkesin gevşek takıldığı sınıflardan biri ve sen yine de çalışıyor musun? Eh, bu tarz sınıfları severim. Eğer gerçekten çabalarsan bunların içinde bir dünya yaratabilirsin. Çok havalı değil mi? Şey, bu daha çok senin düşüncen gibi geliyor. Öyle zaten. Bura normal sınıf herhalde. Ve ben tam orada oturuyorum. Gerçi yakında muhtemelen başka yere geçeceğim. Niye ki? Şey, garip bir kızla beraber oturuyorum çünkü ikimiz de sessiz tiplerdeniz. Ama son günlerde kız bir süredir başka biriyle takılıyor. Yani doğal olarak yakında birlikte oturmak isteyecekler. Seni zorluyorlar mı? Bırak da senin için onları döveyim. Yok, öyle bir şey değil. Bu kızlar küçükken neden böyle çok atılımcı, böyle döveyim mi falan? Tam tersi oluyor büyüyünce de. Erkeklerde biraz hırçınlaşıyor artık, bilemiyorum. Yani genel olarak. Birlikte mutlu gözüküyorlar. Bu yüzden aynı sıraya oturmalarını sağlamalıyım, değil mi? Vay adam be. Sanırım bir tek şurası kaldı. Basketbol sahası ve bunda kare değil çizgiler. Aman ne güzel. Şurada mısınız? Aha, buradalar. Sevgilin nerede? Orkestrada mı? Orkestra seviyesinde arpej çalıyor ha? Kız ona iyi öğretmiş. Koltuğu güzelmiş. Oturduğu yere bakılırsa. Ana, uyuyakaldı. Bu birazcık kaba. Kızın horlamasını neredeyse bunca sesin arasında bile duyabiliyorum. Duymayı bırak, ben neredeyse görüyorum. Zzz yazıyor. Çok iyi ya. Aha, yine saat. Oğlum bıktım lan senden. Şimdi saati yapacaksak eğer, hayır be. Hallettim galiba. Güzel. Mantığını biraz geç kavradım ama kavradım sonuçta. Yani hangi yadigarı açmak istiyorsanız onun parçalarını birleştirmeniz gerekiyor. Baksana, Faye onun için gerçekten önemli olmalı. Ölüm döşeğinde bile onu hatırlıyor. Ona ne oldu acaba? Daha sonra hiçbir izini bulamadık. Çocuk var burada herhalde. Belediye duyuru yapıyor. Birkaç tahminim var. Faye'in duyurusunu mu yapıyorlar? Ay aksi.
Benim de tahminlerim var. Ve yine yaşlılığına, daha doğrusu yetişkinliğine döndük. Aa, polis. Bir şey düşürdü. Şapkasını düşürdü. Havayolu pilot şapkası. Aa, Colin'in. Hastane mi? Kimsin sen? Yanlış oldu, üzgünüm. Fey için mi geldi acaba? Üzgünüm Fia. Fırtına bütün gün uçağımı yerden kaldırtmadı ve ben sadece... Çocuğu doğdu. Başardın. Tüylerim diken diken. Bu... Ağladı. Tatlım, bebeği titretiyorsun. Ne yapsın olmadı? Ben sadece birazdan dönerim. Ana. Biz niye çıktık? Ha, doğru. Asıl meselemiz adam çünkü. Ne oldu? Bu da bir pişmanlık mı acaba, erken gelemedim diye? Aha, kağıt uçak yapacak. Değil mi? Yo. Sen de mutlusun değil mi? Elbette öyleyim. Sadece... Bilmiyorum. Buraya gelmek için acele ediyordum ve bir anda onu burada görünce... Sanırım kendime gelmem için sadece biraz zamana ihtiyacım var. Hey, sorun değil. Ben de hissediyorum, biliyor musun? Ama pekala, belki de dedikleri gibidir. Belki de asla hazır hissedemeyeceğiz. Dünkü olduğum çocuktan farklı hissetmezken nasıl yapabilirdim? Fakat sen farklısın. Seninle ilk tanıştığım zamanki senden bile neyin değiştiğini bilmiyorum ama artık ilgisiz değilsin, biliyor musun? Burada olduğun zaman sen gerçekten de buradasın. Onun doğumuna yetişemedim bile. Pekala. Hey, onun bizimle erken tanışmaya hevesli olduğunu bilmiyorduk. Önemli olan şu an burada olman. Hepimiz iyi olacağız. Bence yetiştin. O yüzden üzülme de iyi tarafından bak. Kağıttan uçak mı yaptın? Harbiden kağıttan uçak yapmış. Evet, iyi olacağız. Gençler, pişmanlık, eksiklik. Şimdi bana yadigarın nerede olduğunu söyleyin hemen. Aha. Kağıt uçak. Ezeli Şimdilik. Ne yapsak? Bunu hareket ettiremiyoruz. Buradan da olmuyor. Şu da... Aa! Bunu hareket ettiremiyoruz. Yolumuzu kapatmadığı sürece hareket ettirebiliyoruz. Şöyle yapsak. Yani hallettik. Güzel. Dünkü olduğum çocuktan farklı hissetmezken
Nasıl yapabilirdim? Ama sen farklısın. Seninle ilk tanıştığım zamanki senden bile. Niye aynı şeyleri söylediler? Ana, balkon. Yavaş yavaş orta merkeze doğru gidiyoruz. Niye bu balkonda doğduk? Aa, vay, ilginç. O nerede? Başlangıç noktasından başka bir yere mi sürüklendik? Endişelenme, hallettim. Ne yapacaksın? Duvardan mı tırmanacaksın? Nasıl çıkacağız oğlum? Watts, umarım bir fikrin vardır. O diğer tarafta değil mi? Biz sadece... Şşş. Ana, yerde bir şey var. Bak Neil, tek yapmamız gereken o duvarın diğer tarafına geçmek. Ne planladığını bilmiyorum. Ancak bunu basit bir yoldan halledelim. Endişelenme, bundan daha basit olamaz. O ne? O kanca atar. Ha, Hook. Hadi ama bir rahat ver. Her zaman bunu denemek istemişimdir. Pekala, sanırım yapman yeterince açık. Just cause. Ha, ben yapacağım. Çok iyi. O full süper ayarladım. Bunu hissedebiliyorum Eva. Ne? Ne? Bu kanca atışı gökyüzünü delip geçecek olan kanca atışı. La harbiden deldi galiba. Oha, ayı tuttu. Oğlum ne yaptın? Dostum, Pluto'yu hemen eski haline getir ve yörüngeye geri koy. Sakinleş, bu sadece kopyala yapıştır, kes yapıştır değil. Prosedürlere göre oluşturulduğundan hiç bahsetmiyorum bile. Bu boyda mı? O kadar mı küçük? Şimdi yerleşim yer çekimini açmama müsaade et. Bekle, ne? Nasıl sabitledi oraya? Bana nasıl? Senin derdin ne? Ne? Kanca atışı kullanmamın sakıncası olmadığını söylemiştin. Şimdi yer çekimini kapatalım ve... Gidecek mi adam? Ne yapacak? Gezegen. Görüşürüz Pluto. Yardımın için teşekkürler. Balon gibi. O gerçek bir gezegen bile değil. Yüzün gerçek bir gezegen değil. Sensin o falan gibisinden bir şey. En azından Uranüs değil. Of espri. Ne? Hiçbir şey. Hadi devam edelim. İngilizce bir espri yaptı arkadaşlar. Ha? Uyku vaktini geçirmek mi? He, çocuk uyumamış. Hiç zahmet etme. Uçmayacak, biliyorsun. Birbirimizden çok uzaktayız. Uçacak lan. Peki, o bana anlattığın hikayeyi bitirmeyi düşünüyor musun? He? Şu çocukken bulduğun yaralı kuşun hikayesi. Anlatacak çok bir şey yok. Nasıl devam ettiğini biliyorsun. Kuşun bir kanadı kırılmıştı ve bir süre onunla ilgilenmiştim. Veteriner daha sonra onu aldı ama... Ama ne? Ama kuşu çalıp geri almayı denedim. Senin ona daha iyi bakacağını düşündün, değil mi? Tabii ki de hayır. Yapmamam gerektiğini biliyordum. O zaman neden? Çünkü o benim tek arkadaşımdı sanırım. Sadece öylece gitmesini istemedim. Vay canına, çok saçma düşünmüşsün. Sana bir köpek ya da kedi için mendil verebilirim ama bir kuş hiçbir şey söylememem gerektiğini biliyorum. Bu hikayeyi anlattığım herkes ya senin gibi düşündü ya da sıkıntıdan uyudu. Evet, o konuda sana yardım edemem. Herkes kendi düşüncelerine göre düşünür, bilirsin. Belki de onların umurlarında olmaması daha uygundu. Belki o kuş senin için onlara göre daha bir farklıydı. Ya da belki sadece hikayeyi anlatırken berbattın. Sadece onların durumu anlamalarını istemiştim. Peki bunun sonucunda ne oldu? Her hikayenin anlatılması gerekmiyor biliyorsun. Doğru. Bazılarının söylenmemesi gerekir. Pekala, sonu nasıl bitti? Şey, sanırım kuş uçup gitti. Galiba onu kaybettim. Ama bir gün elveda etmek için geri geldi. Galiba derken. Bilmiyorum, eskiden gerçekleri ve hayalleri karıştırırdım. Sanırım hayallerin içine çok dalıyordum.
Uçtu be. Ha? Gittikçe daha da iyi oluyorsun. Bilirsin, büyük kağıt bir uçak ile uçma hayalleri kurardım. Dünyanın her yerine uçup her türlü manzarayı görmek. Ama gerçek dünyada sadece balkondan balkona uçabildim. Şey, bu aptalca. Kağıt uçakların üzerinde uçamazsın sersem. Tabii ki uçamazsın. Yani diyorum ki eğer uçmayı bu kadar çok istiyorsan neden gidip bir pilot olmuyorsun? Hedef kaynağın bu kız mı? Colin. Evet. Şu mouse temizleyeyim. Tamam. Bekle. Sen ciddi misin? Evet. Neden olmasın? Neden olmasın derken ne demeye çalışıyorsun? Git ve bir pilot ol demek kadar basit değil. Neden olmasın? Çünkü nasıl? Yani uçaklar havaalanlarından kalkıyor, değil mi? Birine bulup sormaktan zarar gelmez. Bu güzel laf. Neden olmasın? Sadece bu kadar basit olsaydı. Eğer olmasına izin verirsen belki de olur. Ana, ailesi geliyor galiba. Gitmeliyim, Colin. Biliyorum. Hey! Yarın şu havaalanına bakmaya gideceğim. Not uçuş. Yani pilot olmak için arkadaş canlısı bir komşu kızından ilham almak da bir yol sanırım. Vay, görünüşe göre Colin bir poster indirimine denk gelmiş. Ya da ergenlik. Pekmen. Ve bir sürü posterle doldurmuş oluyor. Balkonlu bir odaya sahip olduğuna göre ailesi kesinlikle onun uyur gezer olmadığından emindir. Yani doğru söylüyor. Atlayabilirdi. Demek istediğim, eğer bu kadar çok uçmak istiyorsan, Faye dedi ki, neden bir pilot olmuyorsun? Yani raftaki yeşil kitap sadece bir günlük mü? Mantıklı gibi. Ana. Yadigar buymuş. Bir korku filmi posteri. Hah, onun içinde böyle bir şey olduğunu düşünmemiştim. Ben de anı parçacığı bulacağımızı düşünmemiştim. Bilim kurgu klasikler ve korku filmlerinden oluşan çeşitli VHS kasetleri. Kilitli. La nerede bulacağız üçüncü şeyi? Allah Allah. Bu ne? Bir Rudok peluş oyuncağı kitaplıkta duruyor. Ha, şurada bir şey inceleyebiliyorum. Göl ve kayıklarla çevrili tropikal bir adanın posteri. Bu tanıdık geliyor. Onun yaşlılık günlerindeki yatağının üstünde asılı duran posterle aynı mekana sahip olan bir poster. Doğru ya, önceden çatı katında da bu resmi görmüştüm. Bir ergen için fazlasıyla eski moda bir zevki varmış. Ay ay. Evet, devam edelim. Bir bardak su yetmedi bana ya, çok konuştum. Yine uçaktayız. Ve bu sefer yardımcı pilot kendisi. Şey, pilot olup olamayacağına dair çok fazla belirsizlik var ha. Daha çok kararsızlık gibi. Auckland Merkez Kaktüs 135 konuşuyor. Seyir irtifamız 390. Kaktüs 135 Auckland Merkez Kule konuşuyor. Altimetre ayarınız 3007. Görüşürüz. Altimetre 3007, Kaktüs 135, tamam. Gördün mü acemi? Kurallara uymalısın ve radyo sözlerini doğru kullanmalısın. Her zaman. Radyoyu kullanmazken bile, evde, karına. Ama başöğretim şefi dedi ki, sana başöğretim şefi gibi mi gözüküyorum? Başöğretim şefinin yüzünde deneyimin göstergesi olan bu bıyık var mı? Adamın kendi siması yok ama bıyığı var. Çok ilginç. Bu şirketle olan ilk uçuşun diye sana nazik davranacağımı düşünme. Adamın hafızasında kalmamış tip ama bıyık kalmış. Yardımcı pilotum olarak senden duymak istediğim sadece iki şey var. Bunlar evet kaptan ve iniş takımları açıldı. Bu komik efendim. Sana komik mi gözüküyorum? Hayır gözükmüyorsunuz efendim.
Senden duymak istediğim sadece iki şey hakkında ne söyledim ben? Evet kaptan. Yani sana komik mi gözüküyorum? İniş takımları açıldı. İt oğlu it. Oğlum neredesin? Tüm beyinsizleri bana gönderiyorlar. Böyle kaptan olmaz olsun. Bu gerçek olamaz. Şey, anılar bazen abartılır. Umarım bu da onlardan biridir. Hiç zannetmiyorum. Sadece tek bir isteğim vardı. Bana bir kabak göndermemeleri. Peki onlar ne yaptılar? Bana bir kabak gönderdiler. Şöyle konuşamıyoruz mu çocukla? Evet kaptan. ana orada bir şey vardı. İnceleyelim keşke. Hala tüm anılarını bu defterin içine mi yazıyor? Bu sadece bir uçuş öncesi kontrol listesi. Ha, ilginç. Herhangi bir kitapta oluyor yani. Herhangi bir saat olduğu gibi. Peki ilk günün nasıl geçti? Kaptan Ernst her zaman böyle midir? Orada oturmaktan başka bir şey yapmadım. Evet. Buna bir süreliğine alışmanı öneririm. Neyse onu unut, boş ver. Bu gece için herhangi bir planın var mı? Charlie'in. Diğer uçuş personelleri ve ben kutlama için seni bir yerlere götürmeyi planlıyorduk. Onları teşekkür ettiğimi söyle ama eve gitsem daha iyi olur. Karım hamileliğinin ilk 3 aylık döneminin ortasında ondan yeterince ağrı kaldım. Vay tebrikler. Bir isim seçtiniz mi? Evet, Asher koymayı düşünüyoruz. İyi. Yadigar nerede? Ha, bu ne? Oyun daha mı kolaylaştı? Bana mı öyle geliyor? 2 tane parçacık buldum sadece. Şapkalar. Şapkalar, şapkalar. Hadi durma, ona sor. Şey, affedersiniz. Siz bir havayolu pilotu musunuz? Sadece küçük bir belediye havaalanı evlat. Burada herhangi bir havayolu bulamazsın. Ben kiralık bir pilotum. Kiralamak için uçak mı bakıyordun? Uçmayı öğrenmek istiyorum. Bana öğretebilir misin? Erkenden başlamak istiyorsun demek ya. Bunun yerine uçuş okuluyla konuşmak istersin gibime geliyor. İleriden dön ve koridoru takip et. Onlar sevk işlemlerinde seninle ilgilenecektir. Gördün mü? Sana denemeye değer demiştim. Vay be. İlginç. İleride... Ha, aynı şeyi söylüyor. İyi de çocuk zaten gitti. Neyse biz de gidelim. Bu kim? Beri. Şunu versene seni aptal şey. Neden hiç öğrenemiyorum? Ne çizdiniz la oraya? O da ne öyle? Sadece sınıfın görmesi için bir şeyler bırakıyorum. Aerodinamikler aşkına belki de kafası biraz daha küçük olmalıydı. Kimin umrunda? Kıçından dışarı iten ek itici gücü var. Çok fazla itici gücü var. Onu inceleyebiliyor muyum? Bakayım. Küçük bir uçakta bulunan kontrol panelinin posteri. İyiymiş. Burada sınıf herhalde uçuş dersleri için. Şurada varlar mı acaba çocuklar? Şuraya hiç gitmedik çünkü. Karakterler keşke biraz daha hızlı yürüseler. Bir şeyler bildiğine bahse girelim. Hey, seni daha önce buralarda gördüğümü sanmıyorum. Evet, nasıl pilot olabileceğimi bulmaya çalışıyorum. Gayet basit. Bir eğitmen buluyorsun ve antrenmanı yapıyorsun. Aslında kendi lisansım üzerinde çalışıyorum. Hatta yarısı bitti. Eğitim pahalı değil mi? Evet, bu yüzden burada yarı zamanlı olarak çalışıyorum. Maaş çok değil ama eğitim uçuşlarındaki indirimler yardımcı oluyor. İyi. Ay be, bir meslek uğrunda çalışırken bile para harcıyoruz düşünsenize. Para kazanmak için para harcıyoruz. Para parayı çeker. Mantığı. Sanırım bu sefer sağ üstte gideceğim. Artık zamanı geldi.
Kathleen. Eğitim uçuşları veriyoruz ve sen gereksinimleri karşılıyorsun ama oldukça pahalı. Başka yolu var mı hiç? Pekala, bunu söylemek bana düşmez ama neden sahibiyle görüşmüyorsun? Şu an molada, ona geleceğini bildiririm. Sahibi mi? Tüm havaalanının. Evet, ailesine ait olan havaalanı. Ofisi koridorun hemen diğer tarafında. Bunu duydun mu? Ailesine aitmiş. Bu ne anlama geliyor? Tabii ki bir aileye ait olduğu anlamına geliyor. Ve muhtemelen bir mafyanın. Mafya mı? Aa, ne mafyası? Seni duyabiliyorum, farkında mısın? Evet, aynı The Godfather'daki gibi. Hadi gidip ziyaret edelim. Ne? Bu çocuklar kafayı yemiş adam. Şapşal çocuklar. Hey, arkadaşlarına 1500 taraflarına gelen alçak bulutlar olduğunu söylemek isteyebilirsin. Ha? Görünüşe göre birisi baştan plan yapacak gibi. Aha, telefon titredi. Gitmeye hazırım efendim. Erkenden geldim. Ağırlık ve denge hesaplamalarını yaptırdım ve tüm seyir defterini kontrol ettim. İki kelime. Alçak bulutlar. Evet, bugünlük uçuşun iptal edildi. Kapıyı açabiliyoruz mu? Kilitli. Eman Allah. Şu odaya gidebilir miyim artık? Teşekkür ederim. Benimle dalga geçiyor olmalısın. Bana bahsettikleri çocuk sen olmalısın. O kim ya? Bakın efendim, herhangi bir sorun olsun istemiyorum. Tabii ki istemiyorsun evlat. Aklın da böyle mi kalmış? Hayal gücü. Pilot olmak istediğine dair söylentiler var. Evet efendim. Ama hiç tecrüben yok. Evet efendim. Geçmişin yok. Evet. Ve hiç paran yok. Yok efendim. Ve yine de geldin. Tam da kızımın uçuş sınavının olduğu gün. Misafirperverliğimi talep etmek için, bir teklifin olmadan tesisimden faydalanmak için, bana ve ailemin havaalanına saygısızlık mı yapıyorsun? Pişt, ona güçlü kollarının olduğunu ve havaalanında yardımcı olabileceğini söyle. Oldukça güçlü kollarım var. Aa, burada iş için olduğunu mu söylüyorsun? Evet öyle. Evet öyle. İlginç bir öneri. Bu doğru. Son zamanlarda birkaç pozisyonda yer açıldı. Muhtemelen yardıma ihtiyacımız olur. Çok iyi. Teklifiniz reddedemeyeceğim bir şey. Ricardo bir amaretto likörü daha. Ama amaretto koyma. Adamları var oldu. Godfather gibi. Evlat, artık benim için çalışıyorsun. Ve kazandıklarınla eğitimin için para ödeyeceksin. Her defasında bir uçuş. Çabuk ona teşekkür et ve geri çekil. Kibarlığınız için teşekkür ederim efendim. Gördün mü? Başardın. Bekle bir dakika. Bütün bunlar bir iş için başvurduğumdan oldu. Şşş, sen artık pratikte mafya liderisin. Ne oldu oğlum burada? Yani sanırım anılarını abartıyor. Bu İtalyanlara göre ırkçılık olur mu emin değilim. İtalyan bir ırk değildir Neil. Ancak anılarıyla yaratıcı olma eğilimi var gibi görünüyor. Hey, bu belki de 8 yaşındayken izlediği o filmden etkilendiği için olmuştur. Her neyse, Don'un bizim için bir şeyler olup olmadığına bakalım. İlk iş. Yadigarın var mı kardeş? Amaretto olmayan ekşi amaretto içeceği. Aha, içecek mi lan? Şaka gibi.